Efendim merhabalar, günaydınlar. Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancık FM'de sabah anemi programıyla hafta ortasında sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Şubat 2016 günlerden çarşamba. Yine her zaman olduğu gibi, hafta içi her gün olduğu gibi sabah saat 8 ile 10 arasındaki birlikteliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bugün de 2 saatlik zaman dilimi boyunca. Öncelikle yerel gazete manşetlerini, günün öne çıkan gelişmelerini haber bültenindeki haberlere ve Ulusal gazete manşetlerine göz atacağız bugün. Fakat öncesinde tabii ki yol durumu gelecek ilk olarak ekranlara. Gebze Orhan Gazi Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayollara 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl Bozüyük ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürü tarafından Bursa Uludağ yolu güzergahında yapılmakta olan yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaş Kavşağı Balıklı Mahallesi ile İsmetiye Mahallesi arasında İsmetiye Caddesi'nde ...Burski Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışması nedeniyle şerit taratması uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi 7. Mercan Sokağı'nın bir kesimi Bursa İmam Hatip Lisesi inşaat çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Osman Gazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi Kelet Caddesi üzerinde Burski Genel Müdürlüğü'nce altyapı çalışması nedeniyle şerit taratma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi İsmetiye Mahallesi İsmetiye Caddesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nün çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı İsmetiye Sokak ve 1. İstasyon Sokak'tan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Mehmet Akif Köprüsü ve Çeltik Köprüsü'nde Fen Dairesi Başkanlığı'nın altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Ayran Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce asfalt kaplama çalışması nedeniyle yol etaplar halinde trafik akışına kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, Çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi defalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Evet, yol durumunun ardından tekrar birlikteyiz. Hafta ortasında öncelikle yerel gazete manşetlerine göz atarak başlayacağız. Bursa Sancak gazetesiyle başlayalım yerel gazetelere göz atmaya. Önce sosyal dönüşüm başlığı atılmış sür manşetinde. Yıldırım'da büyük bir dönüşüm hamlesi başlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Debali mahalle ziyaretlerinde bulundu. Yıldırımlılar büyük dönüşümü birinci ağızdan dinledi. Bölge halkına mahalle kültürünün korunacağı mesajı verildi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilçenin ortak akılla yönetimine önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, Yıldırımlıları mahallelerinde ziyaret ederek taleplerini, görüşlerini ve önerilerini dinliyor. Yıldırımlıların şehrin sakini değil sahibi olması gerektiğini de her fırsatta vurgulayan Başkan Edebali, Karamazak Mahallesi ve Yeni Mahallede yaşayan vatandaşlarla buluştu. Mahalle ziyaretlerinde Yıldırımlılara vizyon projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Edebali belediye ve vatandaş arasındaki mesafeyi kısaltarak Yıldırımlar'ın kapısına hizmeti götürmeyi amaçladıklarını ve götürdüklerini ifade etti. Evet Başkan Edebali Yıldırım'da büyük bir dönüşüm hamlesini yürütüyoruz. Bu kapsamda mahalle sakinlerimiz ilçemizin topyekün dönüşümü hakkında bilgi ediniyorlar. Komşusunu açken tok yatmayan bir medeniyetin temsilcileri olarak komşuluk ilişkilerine, mahalle kültürüne büyük önem veriyoruz. Dönüşümün yalnızca yapısal projelerle gerçekleşmeyeceğini, mahalle kültürünün korunarak sosyal ve ekonomik yönden de Yıldırım'ın inşasını hemşerilerimizle paylaşıyoruz ifadelerini kullandım. Ve kentsel dönüşüm öncesinde vatandaşla birebir diyalog halinde olup öncelikle sosyal bir değişimin dönüşümün sağlanması gerektiğini dile getiriyor Başkan Edebali. Trajedinin eşiğindeyiz başlığı atılmış. Başbakan Ahmet Davutoğlu Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu ve yeni bir trajedinin eşiğindeyiz ifadelerini de Kullandım Evet hemen solda da Sancak gazetesinde Bursa Spor'la ilgili bir haber var. Ankara'ya bir çıkarma yapmıştı Bursa Spor Yönetim Kurulu. Başkan Ali Ay ve yöneticileri çerçevesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Alay'ı ziyaret etti. Ankara ziyaretinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu temaslarda bulundu. Başkan Ay, Bursa Spor'un içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan kurtulması için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Ve dün gelen bir diğer açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Son dönemlerde çokça tartışılan konulardan bir tanesiydi. Etin fiyatı gerekirse ithal ederiz bu spekülatörlere izin vermeyiz ifadelerini kullanıyordu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Tavan fiyat belirlendi. Konuya ilişkin olarak kıyma tavan fiyatı 32 lira. Kuşbaşının tavan fiyatının ise 34 lira olması konusunda görüş birliğine varıldı. Bir sınır çekilmiş oldu fiyat politikasına et ile ilgili. Kırmızı et sektörü temsilcileriyle aldığımız karar gereği karkas yağsız et tavan fiyatının 23.3 lira. Yağlı et tavan fiyatının 21.8 lira. Kıymanın 32 kuşbaşı etinde 34 lira olması ile ilgili fikir birliğine vardık açıklamasında bulundu Bakan Çelik. Paralel ikinci operasyon Bursa'da ikinci operasyon gerçekleştirildi. Büyük bir operasyon olduğunu söyleyelim hemen tam 18 kişinin gözaltına alındığını aktaralım. Kurban paraları şirketlere gitmiş diyor haberde. Fethullahçı terör örgütü Paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında paralel yapıya yakınlığıyla bilinen bir yemek sanayinde yapılan incelemenin ardından dün sabah saatlerinde Bursa, İzmir, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Tam 18 kişi de gözaltına alındı. Evet operasyonların da devam edeceğini belirtelim tekrar aktaralım. NATO'nun açıklaması yine Bursa Sancak gazetesinde yer almış. Önerileri ciddiye alıyoruz diyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları var. İttifakın sığınmacı krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili olarak Türkiye ve Almanya'nın teklifini çok ciddi bir şekilde ele alacaklarını ifade etti. Türk Savunma Bakanı ile görüştüm diyor İsmet Yılmaz'dan bahsediyor. Beni toplantıda ...bu sorunu gündeme getireceği konusunda bilgilendirdim. Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'le de görüştüm. Böylece NATO'nun Türkiye ve diğer ittifak ülkelerinin ...üyelerini sığınmacı krizi konusunda nasıl destekleyeceğine dair... ...üyelerle beraber bir tartışma yapabiliriz açıklamasında bulunmuş. Bir diğer uygulama açık alanda sigara yasağı dün... Dünya sigarayı bırakma günüydü. Başbakan, özür diliyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 250 tane sigarayı bırakan vatandaşı ağırladı, resepsiyon verdi. Ve bir başka haberde yine bu sigarayı bırakma gününde gerçekleşen olaylardan bir tanesi olarak Sancak Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Alışveriş merkezi önü ibadethane bahçesi yürüyüş alanları ve çocukların bulunduğu parklarda sigara içilmesinin yasaklanacağını ifade etti. Kış aylarında kapalı mekanların camlı bölmelerinin tamamen kapatılarak sigara içilmesiyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılacak diyor. Açık alanda sigara yasakları da bu yıl uygulamaya geçecek. Buna göre çay bahçesi gibi alanlarda sigara içen masayla içmeyen masa yan yana olmayacak. Masalar arasında belirli bir mesafe şartı da getirilecek diyor haberde. Ve Bursa'dan bir başka haber. Avrupalı yatırımcı Bursa'yı sevdi demiş. Avrupa üretiminin Bursa'ya kaydığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'ya yatırım yapan yabancı iş adamı sayısının 300'ü geçtiğini ifade ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bulgaristan Dışişleri Eski Bakanı ve Bulgaristan Büyükelçisi Nadejda Neyski ile Bulgaristan Konsolosu Evgeni Vasilev ile heykeldeki tarihi belediye binasında gerçekleştirilen bir kabulde bir araya geldi. Ziyarette Avrupa öğretiminin Bursa'ya kaydığına vurgu yapan Başkan Altepe, Bursa'da yapılan üretimin %80'inin Avrupa ve Amerika'ya ihraç edildiğinden bahsetmiş. Bursa'ya yatırım yapan yabancı iş adamı sayısının 300'ü geçtiğini de söylemiş. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha güçlü olması gerektiğini de altını çizen Başkan Altepe, "Bursa'dan birçok iş adamı Bulgaristan'a çeşitli yatırımlar yapıyor. Ancak iş adamlarımız Bulgaristan'da sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. İlişkilerin daha güçlü olması için birlikte üretip kazanmalıyız. Bursa'da ayda ortalama 15-20 yabancı iş adamı" bulunuyor demiş haberde. Evet Başkan Altepe'nin ifadeleri de bu şekilde. Evet Bursa Sancak gazetesinin manşetleri böyle sevgili izleyenler. Böylelikle Sancak gazetesinin manşetlerini geride bırakmış olduk. Haberlere dönelim. İlk haberi aktaralım. Dün yine maalesef doğudan acı haberlerle karşı karşıya kaldık. İki şehit haberi geldi dün gece. Hakkari'de bir polis memuru alışveriş yaptığı sırada teröristlerin hain saldırısına uğradı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit düştü ve 2 Şubat günü Şırnak'ta yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Tayfun Yüce'de dün 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Bunun dışında çıkan çatışmalarda da yine bir polis memurumuz ve bir askerimiz daha şehit düştü. Midyat Karayolu'nun birinci kilometresinde yol kontrol çalışması yapan polis ekiplerinin zırhlı araçta güzergah üzerinde seyrederken teröristlerce daha önceden yerleştirmiş olan patlayıcı infilak ettirilmişti. Yapılan hain saldırıda 3 polis memuru yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Tayfun Yüce ilk müdahalesinin ardından Gata'ya sevk edilmişti. Yüce burada süren 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Bir acı haber de dün gece Hakkari'den geldi. Polis memuru Abdülkadir Oğuz alışveriş esnasında 5-6 teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Oğuz hastaneye kaldırılırken Güvenlik güçleri olayla ilgili operasyon başlattı. Ancak polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit polis Tayfun Yüce'nin cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Emek Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Oğlunun naaşını görünce fenalaşan anne Elif Yüce sedye üzerinde güçlükle durabildi. Hayatını kaybeden şehit polis memuru Yüce'nin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüce'nin yaralanmasaydı 2 Şubat'ta nikah kıyacağı öğrenildi. Öte yandan Cizre'den de acı haber geldi. Devam eden operasyonlarda teröristlerle girilen çatışmada bir polis ve bir asker şehit düştü. Evet tekrar haberlere devam edelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklamaları vardı. Dün partisinin grup toplantısında konuştu, değerlendirmelerde bulundu Türkiye'nin Suriye halkının yaşadığı acıları her zeminde dile getirerek duyarlılığı arttırmaya çalıştığını ve bunu yapmaya da devam edeceğini ifade etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Halep'te yaşananlara değinen Davutoğlu, direnen Halep'e sahip çıktıklarını belirtti. Türkiye din, dil, ırk farkı gözetmeden bütün sığınmacılara kapılarını açtı diyen Davutoğlu, Esed rejimi ve Rusya'nın mazlum ve masum insanların ocağını başlarına yıkmak için her gün bombalar yağdırdığını söyledi. Son günlerde Halep ağır saldırılara maruz kalırken biz Halep'in acısını yüreğimizde hissediyoruz. Tarihi borcumuzu ödeyerek direnen Halep'e, şanlı Halep'e, kahraman Halep'e, gazi Halep'e, Gaziantep adına, kahraman Maraş adına, şanlı Urfa adına sahip çıkacağız. Davutoğlu, terörle en etkin şekilde Ahraman mücadele şartıyla. sürdürülürken, bir yandan da terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetini giderecek her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Nasıl sömürgecilik, bölgeyi parçalayan Saykos Piko dahil planlarını hala bize karşı uygularken dahi bu milletin ve bu toprakların çocukları tarafından tam bir dirençle karşılanmışsa emin olunuz ki nihai kertede zafer mutlaka ve mutlaka vahdet için tevhid için, birlik için yola çıkanların olacaktır. Hesabı şuydu, kalkışacaklardı. Dışarıdan onların kulaklarına fısıldanan bir takım planlarla Türkiye'yi bölmeye çalışacaklardı ve zannettiler ki bölge halkı onların yanında duracak. Her zaman basiretine inandığımız, inancına inandığımız, tarihi şuuruna inandığımız bölge halkı bunlara yüz vermedi ve Huzur ve demokrasi operasyonunda devletinin, milletinin yanında yer alın. Bütün halkımıza buradan teşekkürü bir kez daha borç biliyorum. Ve, ve bunun gereğini de yapacağımız sözünü huzurunuzda ifade ediyorum. Koban iddiasıyla 6-7 Ekim olaylarından sonra söylediğim gibi bu kürsüden, yangın yerinde gül yetiştireceğiz dedim, bütün zararları o zaman telafi ettik. Şimdi de söylüyorum, yangın yerinde gül yetiştirecek, vatanımızı bir gülistana çevireceğiz inşallah. Başbakan Davutoğlu, yerel yönetimleri güçlendiren Büyükşehir yasasının özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı muhalefetten olan birçok yerde istismar edildiğine dikkati çekti. Yerel yönetimlerin yetkileri genişletilecek ama yerel yönetimlerin istismar edilmesine de asla izin verilmeyecek. Evet Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamaları da böylelikle ekranlara getirmiş olduk. Evet başkentte Dün terör operasyonu vardı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDGH Ankara sorumlusuyla iletişim içerisinde olduğu tespit edilen şahısların adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı. Örgütün gençlik yapılanması Ankara sorumlusu ve üç örgüt üyesiyle ilişkide olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği evin örgütün gençlik yapılanması tarafından kullanıldığı ve örgütün daha kadrosuna gönderilmek üzere bazı kişilerin adreste bekletildiği öğrenildi. Ekipler örgütün başlarıyla bağlantılı olduğu öğrenilen bir kişi başta olmak üzere dört kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon başlattı. Şahıs operasyon kapsamında Şanlıurfa'da ele geçirildi. Evet gazete manşetlerine dönelim tekrar. Haberlere de döneceğiz manşetlerin ardından. Bursa Hakimiyet gazetesinde Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye çağrı sınırı açın diyor. Yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalan dünya yine 3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye'yi adres gösterdi. 3 milyon kişinin ikamet ettiği yurt dışından mültecilerin barındığı Suriye, Türkiye'de yine kapılarını açsın. Birleşmiş Milletler'in de bu şekilde bir çağrısı var. Ankara'da bu çağrıya karşılık destek görmek istediğini belirtti. Çünkü ciddi bir maliyet gerektiriyor. 3 milyar euroluk bir yardımın yapılacağını dile getirdiler ama sadece Almanya'da yaşayan 100 bin mülteciye 3 milyar 300 milyon euroluk bir yardımın yapıldığında tekrar hatırlatmış olalım. Buradan Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği, bombardımandan kaçan Halep'teki sivil vatandaşlar için Türkiye'ye sınırı açın diye çağrıda bulundular. Türkiye'nin taşıdığı endişelerin haklı olduğunu vurgulayan açıklamada Uluslararası Toplum Ankara'ya destek verme çağrısı yaptı. Bu çağrı hep yapılıyor aslında her dönem ve her dönemde Türkiye'nin tedirginliklerinin, endişelerinin haklı olduğu söyleniyor ama işin sonuca bağlanması açısından bir değişim söz konusu değil. Duyarsızlık yine at safhada. Birleşmiş Milletler'den gelen mesajın ardından gözlerin çevrildiği Ankara'da hazırlıklar hız kazandı. Suriye sınırındaki yeni göç dalgasına değinen Başbakan Davutoğlu, 70 bin kişinin Türkiye'ye gelme durumu olduğunu belirtti ve yeni bir trajedinin eşiğindeyiz ifadelerini kullandı. Kamplarda yer kalmadı diyor Suriye'nin kuzeyindeki yardım kuruluşlarına göre. Bölgedeki mülteciler kamplarında artık yer bulamıyorlar. Esed rejiminin saldırısı sonucu Türkiye'ye kaçan binlerce Suriyeli için çadır kentler kuruluyor diyecek diyor haberde. Ve hemen altında ekranlara da getirdik ilk haber olarak bir günde dört şehit acısı demiş. Cizre ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda bir asker ve bir polis şehit oldu. Daha önceki operasyonlarda yaralanan bir polis ve bir asker ise tedavi gördükleri Gata'da kurtarılamayarak şehit düştü. Gizemli patlama demiş. Şırnağın Uludere ilçesinde bir araçta meydana gelen patlama sonucu iki memur hayatını kaybederken bir memur da yaralandı diyor. Paralelde ikinci dalga 18 gözaltı. Bursa'da yürütülen paralel yapı operasyonlarının yeni dalgasında 18 kişi daha gözaltına alındı. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında firmanın genel müdürü UE ve yöneticileri de bulunuyor. Bu firmada bahsedilmemiş. Et fiyatlarına tavan ayarı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları vardı dün. Yine bu da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşetleri içerisinde yer alıyor. Et fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi Faruk Çelik. Kıyma tavan fiyatının 32 kuşbaşının 34 lira olması konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı. Bursa'ya nefes aldıracak proje demiş Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları. Yeni bir işbirliğiyle Mudanya Kavşağı'nın yerine yeni bir köprülü kavşak çözümü getiriyor. Yeni projeyle Ankara ve Mudanya yönlerinden gelen araçlar Orhaneli kavşağını kullanmak zorunda kalmayacaklar. Ve yeni stadyuma da doğrudan bir erişim de sağlanmış olacak. Yeni stadın e, ulaşımı konusunda önemli bir adımda atılmış olacak böylelikle. UEFA'nın istediği normlardan bir tanesi en önemli saatte çevresel faktörler, çevre düzenlemesinin yapılması stadın etrafında. Bunun da en önemli Aşamalarından bir tanesi tabii ki kolay bir şekilde oraya ulaşımın sağlanması. Evet Bu haberde yine Hakimiyet Gazetesi'nde yer almış. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe DOSAB Başkanı Feridun Kahraman, DOSAB Siyat Başkanı Hasan Moral ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada yatırımlar ele alındı. Başkent'te timsah rüzgarı demiş, Bursa Spor Başkanı Alay ve Yönetim Kurulu Ankara'ya çıkarma yaptı. Hem Başbakan Ahmet Davutoğlu hem de İçişleri İş Bakanı Efkan Hara görüşmeler gerçekleştirdi. Müttefiklerin arasında PYD krizi patladı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Müttefiğinizi seçin çağrısını Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'yı kızdıracak yanıt geldi. Ankara'yla Washington arasındaki gerilim sürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Konuya ilişkin olarak tartışmalı bir çıkış da geldi demiş. PYD'yi terörist bir grup olarak görmediklerini belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, kendileriyle çalışmaya ve desteklemeye devam edeceğiz dedim. PKK'nın Suriye kolu PYD'ye Rusya'da askeri destek veriyor. Zaten bu senaryonun sonucunun ne olacağı ya da öncesinde neler olacağını konunun uzmanları da çokça kez dile getirmiştim. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında sözde düşmanlık ama içeride gizli kapılar altında güzel bir ittifak olduğu her zaman dile getirilen konulardan bir tanesi. Bu da en büyük örneklerinden biri. Almanya'nın Baviera eyaletinde iki tren kafa kafaya çarpıştı diyor. Yine dünyadan bir haber ve bu çarpışma neticesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada 18 ağır 108 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin akın ettiği kaza yerinde adeta bir can pazarı yaşandı diyor haberde. Meteorolojiden lodos alarmı demiş Marmara ve Ege'de. Bugün ve yarın kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosun saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu dost deyince de tabi hemen uyarılarında gelmesi gerekli. Özellikle karbon monoksit gazı zehirlenmelerine yönelik olarak vatandaşların dikkatli olmaları, soba yakmamaları dahi gerekiyor. Dumansız Türkiye için Bursa katkısı 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü çerçevesinde sinema sanatçısı Usta duayen Eşref Kolçan katılımıyla gökyüzüne beyaz ve mavi balonlar bırakıldı. Bununla ilgili haber gazete manşetlerinde yer alıyor. Haber bültenimizde de vardı. Birazdan ekranlarımıza da getireceğiz. Evet Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşetleri de bu şekilde. Olay gazetesine gelelim. Sigara içme özgürlüğü olamaz demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş olay gazetesi sigarayı bırakan 250 kişiyi 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede resepsiyon verdi. Erdoğan yaptığı konuşmada sigara içme özgürlüğü diye bir özgürlük asla olamaz. Nasıl? İntihar etme özgürlüğü. Yoksa zararlı alışkanlıklarla ilgili özgürlük de olamaz. Asıl olan sigara içmeyenlerin özgürlüğüdür ifadelerini kullanıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasının ardından yine PYD konusunda ilişkin bir yanıt da var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bu en hafif tabirle saflık diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortağını seç mesajının ardından Beyaz Saray'dan gelen PYD terörist değil açıklaması Ankara'yı kızdırmış durumda. Mevlüt Çavuşoğlu buna en hafif tabirle saflık mı diyelim başka ne diyelim ama kabul edilemez dost ve müttefik ülkelerin bir karar vermesi gerekiyor. Suriye'de ortak olarak öncelik biz miyiz yoksa destek vermeye devam edecekleri terör örgütleri mi? Açıklaması var. Ete tavan fiyat sürmanşette olay gazetesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları var. Dünyayı ikiye katlayan kırmızı et fiyatlarına ayar geldi. Bakan Çelik tavan fiyat uygulamasına geçiyoruz ifadelerini kullandım. Bursa'da 3-4 lira düşecek diyor etin fiyatı. Sınırı açın sınırları zorlayan, sinirleri zorlayan bir çağrı olarak değerlendirmiş olay gazetesi Birleşmiş Milletler'in bu isteğini. Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Alep'ten kaçan mülteciler için Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Şehitlerimizden bahsedilmiş yine olay gazetesinde iki asker, iki polis şehit oldu. İki tanesi Gata'daki e, tedavileri sırasında yaşam mücadelelerini kaybederek şehit düştü. Diğer bir polis ve bir askerimiz de çıkan dünkü çatışmaların neticesinde şehit oldu. Bursa Avrupa'nın üretim üssü oldu. Başkan Altepe'nin açıklamaları yine olay gazetesinde de mevcut. Bursa'da yatırım yapan yabancı iş adamı sayısının 300'ü bulduğunu, açtığını dile getirdi. Sıra İdil ve Nusaybin'de. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamalarına yer verilmiş. Çukurları kaldırmak için Şırnağın İdil ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde de terörle mücadele operasyonları başlatılacağını ifade etti. Zaten İdil'e de gönderilen SMS'ler öğretmenlere gönderilen SMS'ler konferansa gelin, seminere gelin İstanbul'a şeklindeydi. O bölgenin temizleneceğine dair oradaki hem bölge halkının hem de orada çalışmakta olan memurların çağrılması. Bunlardan bir tanesi bölgede yine bir temizlik harekatı olacak İdil'de ve Mardin'de de Nur sahibinde. Paralele bir darbe daha demiş. Bursa'da yapılan operasyondan, Bursa merkezli yapılan operasyondan bahsedilmiş. 18 kişinin gözaltına alındığını tekrar yineleyelim. Almanya'daki tren faciası yine Olay Gazetesi'nin de manşetinde. Kaçağa geçit vermeyeceğiz. 2016 yılının ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştiren Nilüfer Belediye Başkanı demiş, kaçak yapılaşmaya hiçbir zaman geçit vermeyeceklerinin altını çizdi diyor. Başkan mahallede ortak akılla yönetime önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Akkaya'da bali mahalleleri ziyaret ederek talep, görüş ve önerilerini dinledi, dikkate aldı. Dünkü durak Karamazak ve yeni mahalleydi. Gündem demiş otomobilde patlama Şırnak'ta gerçekleşen Sebebi bilinmeyen patlamadan bahsedilmiş iki memur hayatını kaybederken bir memur da yine bu patlama sonucunda yaralandı. Olayın aşiretler arasındaki düşmanlıktan kaynaklanabilme ihtimalinin olduğu üzerinde duruluyor. Bu da bir diğer haber. Lale'den can Cansıkan Haber demiş, ekonomiye ilişkin haberlerden bir tanesi. Rusya ile ticaretin 11 milyar dolar seviyesinden 4.8 milyar dolar seviyesine düştüğünü belirten... Lasiyat Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca. Zor bir sezon bizleri bekliyor. Sadece Rus kriz yok. Komşularımızın tamamı yanıyor. Bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Açıklamasında da bulunmuş. Olay gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Evet Kent gazetesine gelelim. Kent gazetesinin manşetlerine de göz atalım. Et fiyatına düzenleme. Gözyaşı dinmiyor kahraman vatan evlatlarımızdan acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün tam dört canımızı vermiş olduk sevgili izleyenler. Sonsuzluğa uğurlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Abdülkadir Oğuz'la Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenkse teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Çelengi lazım değil denilerek geri çevrildi. Böyle bir tabloda yaşandı. Şehit Tayfun Yüce de Adana'da son yolculuğuna uğurlandı ve defnedildi. Ankara mesaisi Bursa Spor Yönetimi'nin yapmış olduğu ziyaret. Yine Kent Gazetesi'nde de var. Sür manşete paralel yapıya yönelik olarak gerçekleşen ikinci dalga operasyonundan bahsedilmiş. Bursa, İzmir, İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleşti operasyon. Bu operasyon neticesinde 18 kişinin gözaltına alındığını da tekrar yineleyelim. Tiryakilere one minute başlığı atılmış. Erdoğan sigarayı bırakanlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bir resepsiyon verdim. Trajedi kapıda AK Parti Genel Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Grup toplantısında mülteci krizine değindi. 70 bin yeni bir, 70 bin kişilik yeni bir mülteci dalgasının sınırda beklediğini ve Türkiye'ye giriş yapma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi. Ve yeni bir trajedinin eşiğinde olduğumuzu söyledi, aktardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Sağlık raporu ücreti muamma. Ehliyet başvuruları için gerekli olan sağlık raporu ücreti tartışma konularından bir tanesi oldu. Rapor aile sağlık merkezlerinden ücretsiz alınıyor. Devlette 200 özel hastanede 50 ile 70 liralık bir ücretli alınıyor demiş. Nükleer enerjiye evlilik yarayacak. Türkiye nükleer alanında İngiltere, Fransa, Kanada ve Bulgaristan nükleer sanayi dernekleriyle know-how transferi için işbirliği anlaşması imzaladı. Şirket evlilikleri de ekonominin çıtasını yükseltecek açıklamasında bulunulmuş. Benzinde indirim. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatlarına 6 kuruş indirim yaptı. Yeni benzin Yeni fiyatlar sonrasında 95 oktan benzinin litre fiyatı bugünden itibaren ortalama Bursa'da 4.17'den 4.11'e düşmüş olacak diyor haberde. Komisyona isim buldu demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni anayasa için kurulan komisyonun isminin Anayasa Uzlaşma Komisyonu yerine Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu olması gerektiğini de söyledi diyor haberde. Merkel'e yüklendi. Kim bu isim? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaklaşık 23-24 günlük bir aranın ardından tekrar partisinin grup toplantısında oruştu ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i topa tuttu diyor haberde. Bu da Kent Gazetesi'ndeki bir başka haberdi. Evet, yerel gazetelere, Bursa'nın gazetelerine göz atmış olduk. Böylelikle programın ilk bölümünü ilk kısmında geride bırakmış olduk hafta ortasında. Bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız ve haber bülteninde yer alan haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Sabah Demi programı kaldığı yerden devam ediyor. ikinci bölümüyle haberleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Fakat Maalesef son dakika bilgilerini de aktarmak durumundayız ve üzücü haberler de gelmeye devam ediyor Doğu'dan Diyarbakır'dan. Bir acı haber daha geldi. Terörle mücadelenin sürdüğü Diyarbakır'da gerçekleşen çatışmalar neticesinde bir askerimiz daha şehit oldu. Konuyla ilgili detaylar da birazdan aktarılacak. Biz de akabinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyebiliriz şimdilik. Evet haberleri aktarmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon gerçekleştirdi. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı sigaranın özgürlüğünün olamayacağının altını bir kez daha çizdi. Asıl olan sigara içenin değil, sigara içmeyenin özgürlüğünü korumaktır. Bu Özellikle bu gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için daha devletin daha gerekli yapıyoruz. tedbirleri alacağını belirten ben Cumhurbaşkanı ben şahsi ben prensibi ben olarak ben da ben sigaraya ben karşı olduğunu ifade etti. Devlet gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır hükmünü haizdir. Devletin en üst temsilcisi olarak bu hükmün gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin takibini yapmak benim asli vazifemdir. Ayrıca diğer tüm zararlı alışkanlıklarla birlikte sigaraya karşı mücadele etmek şahsi olarak benimsediğim bir prensibimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin sigarayla mücadele konusunda 1989 ve 2008 yıllarında kanunlar çıkararak konuyla ilgili ciddi bir mesafe aldığını da belirtti. Türkiye sigarayla mücadele konusunda önce 1989 yılında Ardından 2008 yılında çıkartılan kanunlarla ciddi bir mesafe kaydetti. Burada bu resepsiyon gerçekleşirken Bursa'da da farklı etkinlikler vardı. Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak dünya sigara bırakma gününde gökyüzüne balon bırakarak 30 yıl kullandığı sigarayı bir tek sözle nasıl bıraktığını da anlattım. Şey usta oyuncu Çekirge Devlet Hastanesi'nde Dünya Sigara Bırakma Günü programına katıldı. Osman, hastane bahçesinde düzenlenen törende Eşref Kolçak ve hastane personeli havaya balon bıraktı. <laughs> Etkinliğe katılan usta oyuncu Kolçak sigarayı nasıl bıraktığını anlattı. Kolçak, doktorum bana Eşref abi sigarayı bırak. Hiçbir şeyin yok deyince sigara paketini masaya koydum. Ve o günden bugüne kadar içmiyorum sözleriyle anlattım. Günde en az iki paket sigara içtiğini anlatan usta oyuncu, sigarayı bıraktığı an itibarıyla 10 yıl gençleştiğini söyledi. Eşref abi sigarayı bırak hiçbir şeyin yok dedi. Evet devam edelim. Bilgileri de aktarmaya Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları var elektrik ve doğalgaza yönelik olarak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak son dönemde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin sebebinin 30 yıl önce döşenen eski ve yetersiz hale gelen altyapılar olduğunu dile getirdi. Albayrak maalesef yaşlı ve eski şebeke altyapısından kaynaklı önümüzdeki dönemlerde kesintilerle muhatap oluyoruz ve bunlarla muhatap olacağız diyerek kesintilerin bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Albayrak ayrıca doğal gaz fiyatlarında bu yıl bir fiyat indirimi için çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporu görüşülerek kabul etti diyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunun altını çizen Albayrak, doğalgazda bağımlıyız, ithal ediyoruz. Petrolde bağımlıyız, ithal ediyoruz. Kömürde maalesef kalorisi düşük yerli kaynaklarımızın dışında ithale dayalı ürettiğimiz kaynaklarımız var. Türkiye'nin enerji noktasında büyümesini destekleyecek yaptığı yatırımlar ve bu yatırımlara dayalı bütün bunların hepsini kamu imkanları ve kamu kaynaklarıyla yapılmasının teknik ve mali olarak mümkün olmadığını belirterek Tabii ki piyasanın özgürleşmesi, liberalleşmesiyle ilgili olarak biz 13 senede çok önemli adımlar attık. Sözlerini de dile getirdi. Doğalgaz indiriminden de bahsedelim. Son gelişmeler işte tahkim konusu. Oluşacak tazminat. BOTAŞ'ın bilançosunun iyileşmesi fiyatların düşmesine bağlı. İnşallah bununla ilgili çok yoğun ve sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Müşteri olun, emin olun hatta. iktidar olarak halkımıza indirim noktasında en sonuna kadarki çalışmaları yapıp bunu indirim olarak yansıtmak için gerekeni yapacağız. Ümidim odur ki inşallah bu yıl içerisinde bu bilançonun iyileşmesine dayalı lehte fiyat indirimi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tahkime gidildi özellikle doğalgaz alışverişleriyle ilgili İran'la gerçekleşen bu müzakere sürecinde daha doğrusu değerlendirme sürecinde lehe bir karar da verildi. Diğer doğalgaz alışverişi ithalatı yapılan ülkelerle de aynı durum söz konusu. Bunların sağlanması akabinde yine doğalgazda da ciddi bir indirimin olacağının sinyalini veriyor Bakan Albayrak. Evet haberlere dönelim tekrar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yeni belediye binasında son konuklarını ağırladı. Demirtaş'ta faaliyet gösteren Bursalı sanayicilerdi. Son konukları Başkan Altepe'nin iş adamları yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu. <laughs> Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Feridun Kahraman ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Moral yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Recep Altepe'yi ziyaret etti. Ankara yolundaki yeni belediye binası başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Bursa'daki yatırımlar ve sanayicilerin sıkıntılarına dair konular gündeme geldi. Çiftali, Siyah İncili, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın 136 yıl sonra ilk kez bu dönemde belediye binasına kavuştuğunu söyledi. 50 bin metrekarelik alana konuşlandırılan binada her şeyin en kalitelisini kullandıklarını ve çok ucuza mal ettiklerini belirten Başkan Altepe, tüm birimlerin burada toplandığını ifade etti. 72 tane vagon, yani 60 tane metro vagon, 12 tramvaydı. Karımız 450 trilyon. 2 tane esnaf trilyon. 450 trilyona çıktı. Kuraltı ya. 72 var 72... yani, şu 70 tane vagonda düşünebiliyor musun? Yani işte bunları Bursa yapması lazım. Masken e, sayenizde bu inşallah? İşte o oldu. Şimdi biz de hedefimiz e, bunlara şey yaptırdık ya, Hı. tramvayı, metroyu. Hı. Şimdi onlar uçakla yapılıyor. Yapalım. Şimdi uçakla yapacağız diyorduk. Bir buçuk senedir de bu işle uğraşıyorduk. DOSAB Başkanı Feridun Kahramansa yeni belediye binasının hayırlı olmasını diledi. Bursa'nın Başkan Altepe döneminde gözle görülebilir bir hata geçtiğini bütünleşik projelerle uzun vadede şehrin kalıcı bir yaşanabilirliğe kavuşması için güçlü adımlar atıldığını belirtti. İlçe belediye başkanı zamandan beri hep DOSAB'ın yanında yer aldınız. Hı. Allah razı olsun bugüne kadar ne istediysek DOSAB sanayici olarak bize hep yardımcı oldunuz. Hı. Biz onu teşekkür ediyoruz, size şükranlarımızı iletiyoruz. yani. Bunu samimi olarak söylüyorum. Biz... DOSAB Biz... siyat başkanı Hasan Moral'de yeni binadan dolayı Başkan Altepe'yi tebrik etti. Biz... Moral, Dosab'dan İstanbul yoluna paralel yeni bir yol açılması konusunda Başkan Altepe'den destek istedim. Evet, dünyadan bir başka haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci ön seçimin sonuçları açıklandı diyor. İlk, i̇lk, ön seçimde ikinci sırada yer almıştı Donald Trump, milyarder. Ve ikinci ön seçimde Trump'la birlikte Sosyalist Sanders ilk sırada yer aldı demiş haberdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan ikinci ön seçimin sonuçları netleşti. New Hampshire yarışı. Lova'daki ilk ön seçimi çok az farkla kaybeden Trump ve Sanders'ın galip gelmesiyle sonuçlandı. Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde partilerin başkan adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak olan ön seçimlerin ikincisi New Hampshire eyaletinde yapıldı. Başkanlık yolundaki bu ikinci ön seçimi Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump, Demokrat Parti'den de Bernie Sanders kazandı diyor haberde. Bu da dünya gündeminden merak edilen seçim sürecinden bir tanesi Amerika'daki seçim. Evet eğitimle ilgili haberlerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 30 bin öğretmenin Şubat ayında atamasının gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bugün bu atama töreninin yapılacağı açıklandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 30 bin öğretmen ataması töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı belirtildi. Tören Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 11'de gerçekleştirilecek diyor haberde. Evet, iki saat sonra 30 bin öğretmenin şu anda öğretmen adayı olan öğretmenlerin atamasının yapılmış olacağını dile getirelim, aktaralım önemli bilgilerden, gündeme dair haberlerden bir tanesi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali Karamazak Mahallesi ve Yeni Mahallede Yıldırımlıların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Bununla ilgili haber gazete manşetlerinde de yer alıyordu. Başkan Edebali Yıldırımlıların şehrin sakini değil, sahibi olması gerektiğini her fırsatta vurguladı. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilçenin ortak akılla yönetimine önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Akeydebali, Yıldırımları mahallelerinde ziyaret ederek Talep görüş ve önerilerini dinliyor. Yıldırımların şehrin sakini değil sahibi olması gerektiğini her fırsatta vurgulayan Başkan Edebali, Karamazak Mahallesi ve Yeni mahallede yaşayan vatandaşlarla buluştu. <laughs> İlçenin yönetiminde yıldırımların söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Başkan Edebali, talep görüş ve önerilere anında cevap verdiklerini belirtti. Gerçekleşen mahalle ziyaretlerinde Allah Yıldırımlara vizyon ya. projeler hakkında bilgiler verdiklerini de söyleyen ben Edebali, Yıldırım'da büyük bir dönüşüm hamlesi yürüttüklerini söyledi. Evet bir son dakika bilgisi daha sevgili izleyenler Diyarbakır'da çıkan çatışmalar neticesinde bir askerimizin daha şehit olduğu bilgisini aktarmıştık. Terörle mücadelenin sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yine devam eden çatışmalarda iki askerimizin daha şehit düştüğü bilgisi aktarıldı sevgili izleyenler. Ayrıntılar gelmiş durumda değil. Geldiği takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Son kozlarını oynayan teröristlerin köşeye sıkıştığını, bölgelerin çoğu bölgenin %95-99 oranında temizlendiğini dile getiriyoruz. Ve bu son dönemde de yine Maalesef bugün çıkan çatışmalar neticesinde iki askerimiz daha şehit düştü. Bu bilgiyi de aktarmak durumunda kalıyoruz. Evet devam edelim. Haberleri aktarmaya aktarmaya devam edelim. Dediğim gibi ayrıntılar geldiği sürece paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Evet Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen paralel yapı operasyonu vardı. Gündeme bomba gibi düşen haberlerden bir tanesi çok önemli iş adamları da var bunların içerisinde paralel yapıya himmet adı altında finansal destek sağladıkları öne sürülen gözaltına alınan 20 kişi dün yapılan operasyonlar neticesinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa merkezli Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu illerde Fethullahçı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü yönetme ve finans sağlama suçlarından 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. <laughs> Yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken Bursa İmamı CS, CS'nin finansmanı EC ve Bursa Eski İmamı UC'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 3 gündür gözaltındaki 20 şüpheli sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, emniyet ve adliye çevresinde geniş güvenlik tedbiri alırken bu kişilerin örgütün ilçe imamları olduğu öne sürüldü. Evet geçtiğimiz gün Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden Afgan mülteciler 27 mültecinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirdi, getirildi ve oradaki işlemlerin ardından tekrar farklı hastane morglarına gönderiliyor. Bindikleri fiber teknenin batması neticesinde hayatını kaybeden 13'ü çocuk 27 kaçak göçmenin cenazeleri Balıkesir'de bulunan Altınoluk numaruk cemevi morgunda yapılan ön otopsilerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Umut yolcularının cenazeleri burada yapılan işlemin ardından çevredeki hastanelerin morglarına dağıtılacak. Bursa'da bir otomobilin bagajında çok sayıda molotof kokteyli ve terör örgütüne ait flamaların olduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Dün ve şüpheli araç kısa bir süre sonra kapıları açık ve terk edilmiş bir halde bulundu. Merkez Yıldırım ilçesinde sanayi bölgesine giden 4 şüpheli beyaz renkli otomobile cam film taktırmak istedi. Otocamcı aracın bagajında çok sayıda molotof kokteyli ve terör örgütü filaması görünce şüphelilere cam filmi takmayacağını söyledi. Dört <laughs> şüpheli otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Ardından otocamcı 155'i arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine Bursa genelinde devreye gezen polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Merkez Osman Gazi ilçesi 5 Yol Kavşağı'nda plaka denetleme sistemine yakalanan şüpheli şahıslar polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İzlerini kaybettiren şüphelilerin otomobili ise Merkez Kemerçeşme mahallesinde terk edilmiş ve kapıları açık vaziyette bulundu. Çevrede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler vatandaşları sokaktan uzaklaştırdı. Getir, getir, getir. Bölgeye terörle mücadele ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Ekipler uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik tedbiri aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Sakallı ve esmer bir şahsın otomobili sokağa bırakarak bölgeden koşarak kaçtığını gördü. Ardından otomobil Bursa Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek parmak izi alındı. Öte yandan polis ekipleri yaşanan kovalamaca da şüphelilerin dört kişi olduğu ancak otomobili bir kişinin bırakıp kaçtığı öğrenildi. Otomobilin İstanbul'un Kartal ilçesinden kiralandığı belirlendi. Polis firar eden şüphelileri arıyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde de Sebebi halen bulunamayan bir cinayetle karşı karşıya kalındı. 51 yaşındaki şahıs evinde 10 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken dini nikahlı eşi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bursa'da Merkez Osman Gazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde Hamza Deniz evinde bıçaklanarak öldürüldü. İşe gitmek için evden çıkan HT 2 kilometre uzaklıktaki tekstil atölyesine gitti. Gece işten çıkarak eve gelen HT kapıyı açtığında her tarafta kan izi olduğunu gördü. Ardından yatak odasına giren HT, dini nikahlı eşi Hamza Deniz'in yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti. HT durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdim. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hamza Deniz'in hayatını kaybettiğini tespit ettim. Yapılan ilk incelemede Deniz'in vücudunda 10 bıçak darbesine rastlanırken mutfak, banyo ve salonda da kan izlerinin yoğun olduğu belirlendi. Hamza Deniz'in dini nikahlı eşi HT ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. <laughs> HT polise verdiği ifadede: "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Akşam 20 sıralarında işten çıkarak eve geldim. Kapıyı açtığımda her yer kan içindeydi. Odaya girdiğimde Hamza Deniz'in yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Korkarak polise haber verdim. Cinayeti kimin işlediğini bilmiyorum." dedi. <laughs> Hamza Deniz'in aşçı olduğu yakın bir süre önce işten ayrıldığı öğrenildi. Polis cinayeti çözmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Dün yine İstanbul'dan gelen saldırı haberi. Bu beşincisi gerçekleştirilmiş oldu. Silahlı saldırıların kahvehanelere yönelik, derneklere yönelik, lokallere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Kafelere yönelik. Beşinci saldırı da geçtiğimiz gün İstanbul'da yine gerçekleştirildi. Yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bir derneğin lokaline ses bombası atıldı bu sefer ve saldırıda bir kişi yaralandı. Bomba patladı yer şu kahvehane. Bu kez zanlıya da zanlıların adresi Beyoğlu oldu. Tam belli değil yani şu an. Ama bomba patladı. Bir dernek lokaline akşam saatinin değil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. O sırada dernek içerisinde bulunan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralanırken dernek camları kırıldı ve dernekte maddi hasar meydana geldi. Yaralanan şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından zanların bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Millet şaşkın yani. Diyarbakır'da dün katliam gibi bir kaza meydana geldi. Trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Bir öğrenci servisiyle karşı yönden gelen bir tır çarpıştı. İkisi öğrenci tam 7 kişi hayatını kaybetti. Evet. Bir teknik arıza dolayısıyla haberi de ekranlara getiremiyoruz şimdilik. Haber hazır olduğunda tekrar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bilgileri aktarmaya devam edelim. Haber sitelerinde yer alan haberlerden de bahsedelim sizlere. Çalışan emekliden %10 kesinti bitiyor demiş. Tüm emeklilere ve memurlara çifte zam veren, asgari ücreti de 1000 liradan 1300 liraya çıkaran hükümet yeni zamları da devreye soktu demiş haberde. Evet milyonların geliri artıyor. 1.2 milyon memur derece zammını pazartesi günü itibarıyla alıyor demiş. Muhtarlar 360 lira, polisler 240 ila 580 lira arasında alacak. Çalışan emeklilerde 381 liraya varan zamlar için gün sayıyor. 1.2 milyon memura 400 lira denmiş. 341 bin polise 240 ila 580 lira arasında zam söz konusu. Emniyet hizmetleri tazminatları da %25 oranında artış gösterecek. Muhtarların 940 lira olan ödeneği de 1300 liraya yükseltilmiş oldu. 360 liralık bir zam da almış oldu muhtarlar. Yaklaşık %30'un 35'in üzerinde bir zam. Böylece muhtarlar ödeneklerinde 360 liralık artış elde edecek diyor. Emekli olduktan sonra Bağkur kapsamında çalışmaya devam edenlerden yapılan %10'luk sosyal güvenlik destek prim kesintisi bitiyor. Bu uygulamadan 630 bin aşkın emekli yararlanacak. Örneklemiş halen 500, halen 1500 lira olan bir emeklinin maaşı halen 1500 lira olan bir emeklinin 150 lira kesinti nedeniyle ayda 1350 lira geçiyordu. Kesintinin kalkmasıyla bu emeklinin eline 1500 lira geçmeye başlayacak demiş. SSK ve Bağkur'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler 87 lirayla 381 lira arasında bir gelir artışı da elde etmiş olacaklar. Evet az önce ekrana getiremediğimiz Diyarbakır'daki kaza haberini şimdi ekranlara getirelim. Kaza Kulp Lice Karayolu üzerinde Derya Mezrası'nda meydana geldi. Kulp istikametinde giden bir tırla karşı önden gelen öğrencileri ve köylüleri taşıyan servis çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis dere yatağına yuvarlanırken kazada toplam 23 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesine rağmen 7 kişi hayatını kaybetti. 16 yaralınınsa tedavileri devam ederken aralarında bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evet, dünya gündeminden bir haber, yerel gazete manşetlerinde bile yer alan haberlerden bir tanesi yine bir kaza haberi. Almanya'nın güneyindeki Bad Eibling'de iki banlio treninin çarpışması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla kişi de yaralandı. Almanya'nın güneyinde Bad Eibling'de iki banlio tren kazası yaşandı. İki trenin çarpışmasında en az 9 kişi öldü, 150'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılardan 11'inin hayati tehlikesi de devam ediyor. Kaza alanında kurtarma ve ilk yardım çalışmaları halen sürüyor. Bazı vagonlardaki tüm yaralılara ulaşılabilmiş değil. Münih'e 60 kilometre mesafede Rosenheim Holzkirchen arasında yaşanan kazaya sinyalizasyon hatasının sebep olduğu açıklandı. Kaza tek hat bulunan bir noktada iki meridyen yolcu treninin karşılaşması sonucu oldu. Makinistlerden biri hayatını kaybetti. İlk aramalarda diğerine ulaşılamadı. Yaralılar çok sayıda ambulansın yanı sıra helikopterlerle çevre hastanelere taşındı. Evet haber bültenindeki haberleri ekranlara getirmiş olduk. Spor bülteninde yer alan haberleri de aktaralım sizlere. Bursa Spor Teknik Patronu Hamza Hamzoğlu yeşil beyazlı takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bursa Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu Dün akşam kulübün resmi TV kanalına konuk olarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Yeşil beyazlı kulüpte uzun yıllar çalışmak istediğini vurgulayan genç teknik adam, bu takıma geçen sezonun 3 kupa kazanan teknik direktörü olarak geldiğini ve bu sezon sonunda en büyük hedefinin Bursa Spor'u Avrupa'ya taşımak olduğunu söyledi. Bursa Spor taraftarının beni anlayacağını biliyorum diyen Hamzoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Bana olan liglerinden bunu iyi anlıyorum. Sürekli üç büyük diye tabir edilen takımlardan konuşulması taraftarı da rahatsız ettiği için onlar isimlerini dahi duymak istemiyor. Biz de 5. büyüyüz. Onları yakalamak için çalışacağız. Onlardan daha iyi olmaya çalışacağız. Rakiplerinizin artılarını eksilerini analiz etmelisiniz. Ben geçen sene 3 kupa alan takımın hocasıydım. İnşallah uzun yıllar burada çalışmayı diliyorum. Onun için geldik. Buradan ayrıldığım zaman da burası için olan duygularımı değiştirmeyeceğim. Hedeflerinin sezon sonunda ilk 6 içinde yer almak olduğunu ifade eden Hamzoğlu, bazı kulüpler ceza alırsa 6. ve 7. de Avrupa'ya gidebilir. Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Düşündüğümüz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Yerli yabancı, yaşlı genç ayrımı yapmıyorum. Benim için oyuncu oyuncudur. Kimi kimle değerlendirmek istiyorsam onu tercih ediyorum şeklinde konuştu. Bursa Spor Başkanı Ali Ayve Yönetim Kurulu da dün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Bursa Spor Yönetimi Ankara ziyaretinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Sportoto Teşkilat Başkanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile temaslarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada Ali Ay Başkanımızın yönetimi devralmasından sonra kulübün bir an önce içinde bulunduğu ortamdan ibedi olarak çıkması için kamunun yapacağı desteklerin sağlanması ve bunların hızlandırılması amacıyla Sayın Başkanımız Bursa-Ankara arasında mekik dokuyor. Bursa Spor'un önündeki engelleri kaldırmak için önemli adımları birer birer kat ediyoruz dedi. Bursa Spor Başkanı Ali Ay, Ankara ziyaretleri sonunda yaptığı açıklamada yoğun bir şekilde Bursa Spor'un içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan kurtulması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. İkinci kez Ankara'ya gelerek temaslarda bulunduklarını ifade eden Ali Ay, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öncelikle bizim hedefimiz Bursa Spor'u düzlüğe çıkartmak dedi. Evet, spor bülteninde yer alan haberleri de böylelikle sizlere tekrar aktarmış olduk. Dünkü spor bülteninde yer alan haberlerden de bahsettik. Evet bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar sabah deminde hem Bursa TV ekranlarında hem de ortak yayınımız 88.3 Sayıncak FM'de programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal gazete manşetlerine göz atacağız. Evet aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ulusal gazete manşetlerine göz atacağız programın son bölümünde. Habertürk gazetesiyle hemen başlayalım. Habertürk gazetesinin manşetlerine göz atalım. Öncelikli olarak sonrasında da diğer gazeteleri de sırayla geçmiş olalım. Kırmızı ete getirilen tavan fiyatı bakan çelik açıkladı diyor. Kuşbaşı 34 lira başlığı atılmış. Akıllı oluyor siber güvenlik raporu Android ceplerde siber saldırı riski var. iPhone'lara da yol break yapmayın demiş. Bu da bir diğer haber. 30 bin öğretmen ataması bugün gerçekleştirilmiş olacak. Habertürk gazetesinin manşetleri arasında bu haberde yer almış. 13 milyar az içtik. Sigarada büyük başarı başta atılmış. Sigara yasağının başladığı 2009 yılından bu yana 141 bin Tiryaki sigarayı bırakmış durumda. Evet. Günlük tüketim 4 adede indi diyor haberde. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sigarayı Bırakma Günü raporu 2009-2015'te yasağa delen işletmelere 132,5 milyon lira ceza kesilmiş. 954 işletme kapatılmış. 1,5 milyon Tiryaki muayene edildi. 300 binine ilaç dağıtıldı. 141 bin kişinin sigarayı bıraktığı bilgisi var. TAPDK verileri de 2009'da 107,5 milyar adet sigara satıldı. 2014'te 94,6 milyara geriledi. Yıllık tüketim 13 milyar adet azaldı. Günlük 5 adet olan sigara tüketimi de 4'e inmiş durumda. Ale 171'e 23,5 milyon çağrı geldi demiş. En çok başvuru İstanbul'dan. Avrupa Birliği'nden sonra Birleşmiş Milletler'de Türkiye sınırları açsın konusunda açıklamalarda bulundu başlık emrin olur İşte hemen ekranlara da gelsin kamplarda 77 bin kişi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ihtiyaçları karşılanıyor gerekirse alırız dediği 77 bin göçmen sınırdaki kamplarda Afad ve Kızılay yardımlarıyla yaşıyor demiş. Halep'ten kaçan on binlere sınırda yardım götüren Türkiye yaranamadı. İki buçuk milyon Suriyeli'yi alan Türkiye, Rusya ve Esed'in Halep'e saldırıları nedeniyle 600 bin kişinin daha sınıra akınını bekliyor. Hükümetin planı sınır dışında ağırlamak. Ancak plan dünyayı tatmin etmedi. Nazlanarak mülteci seçen Avrupa Birliği'nin yetkililerinin ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de sınırda bekleyenlere alın çağrısı yaptı. Evet alıştılar çünkü Türkiye'nin yaklaşık 3 milyon mülteciye ve Suriyeli'ye bakmış olduğunu da öngörüsünde bulunarak zaten kendilerine hiçbir külfette yüklenmediği için Türkiye sınırları açsın açıklamasında bulunmaları da çok normal kendileri açısından yakışanıyla yapmışlar. Bu Destek anlamında buna yönelik bir açıklamaya da değerlendirme var mı? Buna ilişkin bir şey yok tabii ki. İşte sürecin adı demiş. Birlik, huzur ve demokrasi planı. Başbakan Mardin'de açıkladığı eylem planına isim verdim. Demokratik açılım, milli birlik ve kardeşlik süreci çözüm süreci gibi hızlanarak devam edecek. Buna birlik, huzur ve demokrasi süreci adını veriyoruz. Planın adını birlik, huzur ve demokrasi eylemi planı olarak da ilan ediyorum. Bu eylemleri kardeşlik, eşitlik ve demokratikleşme olarak görüyoruz. Bu sadece güvenlik değil, huzur ve güven paketidir diye de ekledim. Amerika Birleşik Devletleri'ne PYD tepkisi demiş. Kabul edilemez. Dışişleri sözcüsü, Amerikan Dışişleri Sözcüsü John Kirby'nin PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz açıklaması üzerine Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass'ta dışişlerine çağrıldı. Büyükelçiye bu sözlerin kabul edilemez olduğu iletildi. Türkiye İsrail İsviçre'de buluşuyor demiş hemen altında bir başka haber. Türk ve İsrail diplomatlar bugün İsviçre'de bir araya gelecek ikili ilişkiler masaya yatırılacak. İsrail basını anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü. Sürpriz zirvenin dışişleri müsteşarı sinirli İsrail Başbakanı Netanyahu'nun temsilcisi G.H. Hanover arasında gerçekleşeceği öğrenildi. Ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları da Habertürk gazetesinde yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kömürün önemine işaret etti Bakan Albayrak. 7 Toki'li İstanbul demiş Toki Başkanı Turan Kayabaşı, Gop, Tuzla, Esenler başta olmak üzere İstanbul'da 7 projeye ağırlık vereceğiz açıklamasında bulunmuş. Domuzbağa vahşeti failleri yabancı çıktı İstanbul Şişli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde. ile bağladıkları yaşlı adamı öldüren, eşini de yaralayan yabancı uyruklu altı zanlı Trabzon'da yakalandı. Bu da bir başka haber. Evet Habertürk gazetesinin manşetleri bu şekilde sevgili izleyenler. Akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesinde nelerden bahsedilmiş onlara göz atalım. İşte üst akıl denmiş haberde. Amerika'nın açıklaması PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyoruz. Barack Obama fotoğrafıyla bu açıklama yapılmış. Vladimir Putin'in fotoğrafının yanında Rusya Putin'in temsilcisi Müslim'le görüştü diyor. Rejimden YPG'ye 4 uçak mühimmat bu da Beşar Esad fotoğrafıyla Suriye'nin açıklaması olarak görülüyor ve Birleşmiş Milletler açıklaması kimin fotoğrafıyla birlikte Türkiye'ye kapıyı aç çağrısı yapıyor Birleşmiş Milletler'de. Küresel güçler çıkarları üzerinden Suriye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler de bu vahşete bir nevi destek oluyor ya da sadece izliyor. Bu kirli süreçte adeta gizli bir el hepsini terör örgütü PYD'nin PYD safında buluşturdu demiş haberde. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü John Kirby PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini, DAEŞ'e karşı etkin mücadele eden bu grubu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Muhaliflere yönelik bombardımanıyla yeni bir zıramı tetikleyen Putin'in özel temsilcisi Bogdanov, PYD eş başkanı Salih Müslim bir araya geldi. Türkiye'nin Cenevre için PYD muhalif değil itirazının doğruluğu belgelendi. Esed, Kamuşudaki havaalanı üzerinden YPG'ye 4 uçak askeri malzeme yardımında bulundu. Ne Ruslar ne Esed zulmüne karşı dur diyebilen ne de çözüm için net tavır alabilen Birleşmiş Milletler katliamdan kaçan mülteciler için. Türkiye'ye geldi ve dedi ki kapıları aç bu 77 bin kişiyi de al onlara da barınma imkanı sağla ifadelerini kullandı. Sessiz kalıp bir de bu şekilde yönlendirmede bulunması oldukça tepki çekiyor. Devlete katılan, davete katılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 9 Şubat'a özel yazdığı Sigarayı Bıraktım adlı şarkıyı seslendirdi demiş. Dumansız resepsiyon diyor. Sol tarafta farklı bir haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vermiş olduğu resepsiyon yine akşam gazetesinin manşetinde yer almış. Erdoğan sigarayı bırakan 250 vatandaşı Beştepe Külliyesi'nde ağırladı. Nasıl intihar etme özgürlüğünüz yoksa sigara içme özgürlüğünüz de yok diye ekledi. Olamaz dedi. Asıl olan sigaranın içenin değil, içmeyenin özgürlüğünü korumaktır diyor. Rusya Afganistan atılma Rusya'ya Afganistan hatırlatması demiş. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu Rusya'nın saldırılarına tepki göstererek Afganistan'a giren Sovyetlerin zelil bir şekilde Afganistan'dan çekildiğini kimse unutmasın Suriye'de de öyle olacak diye konuştu. Bunun farkıyla hayata tutundu bir başka haber. Edremit'te 28 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasından kurtulan bir gencin batan teknenin burun kısmımına tutunarak hayatta kaldı ortaya çıktı. Almanya'daki tren kazası da yine akşam gazetesinin manşetinde yer almış. Mavyer eyaletinde Münih'te sinyalizasyon hatası nedeniyle kafa kafaya çarpışan trenler demir yığınına dönüştü. Kazada çoğu ağır 150 kişi yaralandı. Hani akademik özgürlüğünüz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlarla dayanışma içindeyim. Çünkü onlar Hristiyan olan benim gibi bir kitaba bağlılar diyen akademisyen işinden oldu. Larcia Hawkins isimli kadın bir akademisyen. Bu sözleri sonrası adeta lince tabi tutuldu. Sonunda da Wheaton College'da görevinden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi gözler Türkiye'de ihanet bildirisine imza atan akademisyenlere destek veren Biden ve Ankara Büyükelçisi John Basta diyor haberde. Bu da akşam gazetesinde de gazetesindeki bir başka haber. Kıymada tavan fiyat 32 lira oldu demiş. Kuşbaşı da 34 lira. Makan Çelik'in açıklamalarına yer verilmiş. Ortaokullara şehir dersleri geliyor. Nedir bu? lise müfredatına getirilecek derste her öğrenci yaşadığı şehrin bilmediği yönlerini, bilinmeyenlerini okulda öğrenmiş olacak. Bence sağlıklı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Çünkü bulunduğunuz muhite dair bilgileri edinmenizde hem de o tam öğrenme çağında edinmeniz bu bilgileri sizi daha farklı birikimlere yönlendirecektir. Akşam gazetesinin manşetleri de bu şekilde okullara şehir bilincinin gençlere getirilmesi, aktarılması açısından bu dersin de eklenmesi yeni bir uygulama. Hayat sigarasız güzel Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sigarayı bırakan 250'nin üzerindeki vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Tüm vatandaşlarımız hayat sigarasız güzel çağrımıza kulak vermeye davet ediyorum ifadelerinde kullandım. Külliyede güvenlik toplantısı demiş. Türkiye'nin bölgesindeki son gelişmelerle terörle mücadele konularının görüşüldüğü güvenlik toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Cizre'den acaba iki şehit demiş yine bugün de gerçekleşen çatışmalar neticesinde iki askerimizin daha güvenlik görevlimizin daha şehit düştüğü bilgisini aktaralım tekrar. Mekanları cennet olsun. Tüm Türk halkına ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi de tekrar buradan dile getirmiş olalım. Halep'te öleceğiz. Sürmanşet Yeni Şafak gazetesinde bu şekilde. İşte başlık. Suriye'nin can damarı Halep şanlı bir direnişe hazırlanıyor. Şehrin dünyaya açılan kuzey kapısının düşmesiyle binlerce Halepli Türkiye'ye geçti ama yüz binler direniyor. Halepliler istedikleri kadar bombalasınlar. Burada doğduk, bu şehirde ölürüz. Bizi bombalar değil, mülteci olmak korkutur ifadelerini kullanmışlar. Ata yurdunu terk etmem. Şehirlerini terk etmemekte kararlı görünen Haleplilerle konuştuk denmiş. Ayakkabıcı Muhammed günde yüzlerce füze düşüyor ama bu beni korkutmuyor şehirden ayrılabileceğim ihtimali Rus füzelerinden daha korkutucu demiş. 64 yaşındaki bir Halep Türkmeni Amine ise giden gitsin ben burada kalacağım. Atalarımın yurdu yurdunu neden onlara bırakayım ki ifadesini kullanmış. Halep'in Kürt mahallesi Şeyh Maksud'da yaşayan Nesrin'le pazarda alışveriş yaparken karşılaşıyoruz. 3 yıldır Esed bombalıyordu. Biraz da Rusya bombalayabilir. Biz alıştık. Artık korkmuyoruz. Artık o kadar sıradanlaşmış ki tablo gerçekten açıklamalar bu şekilde. Ve iki yıldır okula gitmediğini söyleyen bir Şedi adlı genç çocuk. Okuma yazmayı unutmamak için annem sürekli kitap okuyor. Doktor olmak istiyordum şimdi pazarda çay satıyorum demiş. Bunlar çok masumane ortaya konan dramlar. Bunlar en masumane olanları. Orada yaşanan bu durumların çok daha vahimleri, çok daha sıkıntıları mevcut. Bunlar anlatılanların yüzde birlik bir kısmı bile değil. Devede kulak tabiri tam yerine uygun anladığım kadarıyla. Evet, oradaki vatandaş, oradaki Suriye algı, oradaki Halepliler bölgeyi terk etmemekte ısrarlı, kararlı. Atayurdu'nu terk etmektense o atayurdunda savaşarak belki de Rus bombardımanına maruz kalarak hayatını kaybetmeyi yeğliyor. Ortaya çıkan tablo bu şekilde. Operasyonlara tam desteklemiş. Kalp ameliyatı sonrası 3 haftanın ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu, MHP lideri Devlet Bahçeli. Terörle mücadelede kararlılıkla devam etsin istiyoruz diyoruz. Açıklamasında bulundu. sürdürülen operasyonlara destek veren Bahçeli Kurultay için mahkemeye giden muhalefete yüklendi. Bu muhalefet kendi işlerindeki muhalefet onları kastediyor. Kalandar Soğuğu Fransa'yı titretti demiş. Kalandar Soğuğu filmi Fransa'nın Premier Plan Dangerous Festivali'nde jüri özel ödülüyle döndü. Kanada'da en soğuk günlere verilen Kalandar Soğuğu adından yola çıkarak bir dağ köyündeki zorlu hayatı beyaz perdeye aktaran filmin yönetmeni Mustafa Kara onurlandık ifadesini kullanmış. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları. Rus katliamlarının belgeleri elimizde. Halep yanarken dünyanın seyrettiğini, seyre daldığını belirten Davutoğlu, Rusya sivil hedefleri vurdu. Elimizde hepsinin belgesi var, her bir bombanın düştüğü yerin bilgisi de elimizde ve bunu Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Suriye'yi bayır bucağı kan gölüne çevirenler bunun hesabını verecekler dedi. Bundan sonra hiçbir süreç kamu düzeninden taviz verilmesini mazur göstermeyecek. Muhatabımız beyinleri şartlandırarak barikat arkasına çıkarılan gençleri kurtarmak için bize yalvaran analardır diye konuştu. Evet Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya PYD devleti için anlaştı. Bu da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını onaylar cinsten bir ifade sevgili izleyenler. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin son birkaç aya kadar ılımlı muhalifler olarak görüp destek verdiği grupların üzerine bomba yağmaya devam ediyor. Muhalif Ebu Amra Tugay'ı komutanı Muhanne Cefale Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya PYD Türkiye sınırına paralel ve stratejik öneme sahip bir alanda devlet kurduracak ifadesini kullanmış. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifadeleri de yine Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ittifakını aslında gözler önüne seren çok net bilgilerin, belgelerin elinde olduğunu, elimizde bulunduğunu ifade eden açıklamalardı. Putin'in kayıp generalleri demiş Suriye'de ve Ukrayna'da görev yapan Rus generallerden 46'sı şüpheli şekilde ölürken bunlardan 39'u Putin'in döneminde can verdim. Rus askerlerine ait tüm verileri toplayan Ukraynalı gönüllüler grubunun araştırmasına göre ise generaller Kremlin'le ters düşen ve Rusya'nın savaş stratejilerini ifşa etme ihtimali olan isimler diyor. Evet. Yani bu isimleri de Vladimir Putin'in emriyle öldürüldüğünü aktarıyor bir nevi. Yeni Şafak gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Evet Star gazetesine göz atalım. Programın son 10 dakikası içerisindeyiz yaklaşık olarak. Sigaranın özgürlüğü olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dün Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 250 vatandaşı ağırladı. Bir resepsiyon verdi. Sigarayı kullananların ve sigaranın bir özgürlüğü olmadığını sigarayı bırakmış olanların ya da sigara içmeyenlerin özgürlük alanlarının olduğunu dile getirdi. Bu vurguda bulundu. Madem Birleşmiş Milletler istedi açalım kapıları demiş Star gazetesi manşetinde. Suriye'de sivil katliamına karşı hiçbir şey yapmayan Birleşmiş Milletler Türkiye'ye Halep'ten gelen mültecilere sınırları aç dedi. Eksik bıraktığı çareyi biz tamamlayalım, Avrupa'ya giden kapıları da açalım, Avrupa'da sığınmacıları alsın ifadesini kullanmışlar. Cenevre oylamasıyla Rusya, Esed ve İran'ın Halep ablukasına fırsat tanıyan Birleşmiş Milletler şimdi de Türkiye'ye bir emri vaki yapıyor açıkçası. Sanki Türkiye bugüne kadar hiç oradan ihtiyacı olan insanları, ihtiyaca muhtaç ve... O bölgede hayatını idame ettiremeyen kimseyi almamış da ya da aldıklarını seçerek almış da ya da aldıklarının paralarını gasp edip bazı ülkeler var bunları yapan. Çeşitli sayıda sınırlı sayıda mülteciyi barındırıp onların paralarını gasp edip telefonlarını alıp sonrasında oradan elde ettiği gelirleri tekrar onlara yardım yapıyormuş gibi aktaranlar var. Bu tarz ülkeler var. Bunlar... ...gibi düşünüyorlar herhalde Türkiye'yi. Bu 77 bin sığınmacının da sınırlarını açılıp... ...hemen e, Türkiye sınırlarına dahil olmasını istiyor... ...Birleşmiş Milletler açıklama, beyanat bu yönde. E, ve Star gazetesi de buna ithafen bir eklemede de bulunmuş... ...biz burada sınırı açalım, 77 bin kişi gelsin... ...biz onlara bakarız ama e, Avrupa kapılarını da açın... ...biz de Avrupa sınırını açalım... E, ...gitmek isteyen, farklı ülkelerde yaşamak isteyenler oralara gelsinler ifadesi kullanılmış. Rusya'ya dur demenin vakti geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları yine yer alıyor. Sancak ailesine kriptolu tezgah diyor. Paralel yapının birçok tanınmış iş adamıyla kurduğu şantaj amaçlı kumpasların belgesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı terör örgütünün iş adamlarına kurduğu kumpaslar üzerindeki incelemesini derinleştirdi. Bu çerçevede paralel yapının sancak ailesine yönelik hazırladığı bir tezgahta deşifre edildi. Savcının ulaştığı deliller içerisinde ticari sırları içeren ses ve görüntü kayıtlarının da bulunduğu belirtiliyor. Et fiyatlarına tavan geldi denmiş. O da yine yer haberlerden bir tanesi Star gazetesinde tüm gazetelerde manşet olduğu gibi. Poster yerine çakma Atatürk. İki aydır genel merkezde duvardan indirilen Atatürk resmini tartışan CHP, çareyi Atatürk benzerinde buldu. CHP'nin dünkü grup toplantısında Atatürk'e benzerliği ile tanınan tiyatro sanatçısı Göksel Kaya da katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştığı Göksel Kayaya iltifatlarda bulundu bir nevi metiyeler düzmüş ve göz boyama diyelim bir nevi. Çünkü ortaya çıkan tablo içerideki krizin atlatılmasını engellemiyor. Kriz halen devam ediyor. Muhalefet partilerinde kendi işlerindeki muhalif tavırlar ve parçalanmalar oldukça ciddi durumlarda. Kardeşim benim en güzel mertebede demiş. Diyarbakır'da, Şırnak'ta hayatını kaybeden şehit düşen askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanırken bu tabloda yine Star gazetesinin manşetleri arasında yer alıyor. Hemen sabah gazetesinde de bir göz atalım. Bodrum katın mamosu öldü sür manşet. Cizre'deki bodrumda sıkışan ve Kandil'in onu kurtarın gerisi ölürse ölsün dediği bir isim. Mamoko Dadla Elebaşı çatışmada öldürüldü. Cizre'deki operasyonlarda sona yaklaşan güvenlik güçleri birkaç binanın bodrumunda sıkışan PKK'lı üst düzey teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Son çatışmada Sözde Cizre sorumlusu Mustafa D. öldürüldü. Cesedin yanında M16 silahı bulunmuş. PKK'nın daha kadrosunda yer alan ve terör eylemlerini örgütlemek için Cizre'ye gönderilen Mamakod adlı Mustafa D'nin cesedi teröristlerden temizlenen bir evde bulundu. Yanında da M16 silah duruyordu. Yönetici kadrodan Havin Kod adlı Kania Ö ile General Kod adlı terörist de ölü olarak ele geçirildi. Ayrıca kandilin telsizlerine yanıt vermeyen ağır doktor ve dil var. Soda, Kod adlı hainlerin kaçtığı ya da öldüğü sanılıyor sevgili izleyenler. Hayat Sigarasız Güzel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü resepsiyonu. Huzur ve Demokrasi Planı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Açıkladığımız paket sadece güvenlik paketi değil, huzur ve demokrasi paketi olacak. ...ifadesini kullandı. PKK'dan DAEŞ'e... ...DAEŞ usulü infaz demiş... ...operasyonların kurtulamayacağını... ...operasyonlardan kurtulamayacağını anlayan teröristler... ...deşifre olmasınlar diye aralarındaki... ...yabancı teröristlerin kafalarını kesti. Bu da... ...gelinen son noktanın... ...onlar açısından... ...ne kadar vahim olduğunu... ...ortaya koyuyor. Evet, Sabah gazetesinin manşetleri de bu... ...şekilde sevgili izleyenler... ...saatlerimizi de ona... Getirmiş olduk böylelikle bize ayrılan iki saatlik sürenin sonuna geldik Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de hafta ortasında sabah deminle iki saatlik program boyunca sizlerle birlikteydik. Gazete manşetlerine yerel ve ulusal gazetelere göz attık. Haber bülteninde yer alan haberleri aktarmaya çalıştık. Spor bülteninden bahsettik ve günün öne çıkan gelişmelerini aktardık paylaştık sizlerle. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.